Damla neler söyleyeceksin? Ben sadece şeye özellikle değinmek istiyorum. Sema nefret ediyorum bu takım oyunlarından diyor. Takım oyununu bir türlü zaten takım olamadıkları için kendi de bunu çok, çok şey net bir şekilde dile getirmedim. Hani, e, kendimiz çözelim kendi bağımızı. Başkası yardım etti mi falan şey oluyor demek istiyorum. Damla dedim Hakan. Evet. Hiç sorun Damla yok. Damlacığım hoş pardon geldin. Yani. <gülüyor> pardon. Özür <pardon, gülüyor> <pardon. gülüyor> Yok <gülüyor> ya estağfurullah söyle pardon, söyle. Pardon. Aşk olsun aramızda olup böyle şeyler. şeyler. Tamam şunu söyleyeyim ben. ya. Çok ağır pardon. söylemler var. Bir ikincisi takım oyunları gerçekten aslında zordur. Çünkü bir yerde de senin kontrolün dışında gelişen durumlar var. Ben de mesela bireysel bir oyunu daha çok hani keyif alarak oynuyorum. Baktığın zaman bir arkadaşın yanlış taşıyabiliyor seni taşırken yüzde yüzünü vermediğini falan düşünüyorsun bu tamamen bence psikolojik bir durum o yüzden insanlar hani orada neticede bir de bireysel bir yarışma olduğu için hani bireysel performansımı göstereyim bir başkalarından dolayı ben etkilenmeyeyim de istiyorlar İyi yarışmacılar özellikle. Ondan dolayı da böyle bir serzenişte bulunabilir Sema fakat kelimelerini seçerek olsaydı daha iyi olurdu çünkü hani aklını kullan falan biraz Atakan'ın dediği gibi ağır ben orada Merve'den bir tepki bekledim çünkü hani ne demek istiyorsun yani senin için çabaladık burada evet doğru Merve'nin çabaladığını yüzde yüz düşünüyorum çünkü oyunu izlerken de Sema'nın atamadığını gördüm. Hani sen arkadaşına bu kadar çok suç buluyorsun ama bir yerde de yani Merve de senin için bir bir şekilde orada çaba sarf etti. Sen atamadığın için durum bu hale geldi ve ben her zaman şunu söylüyorum. Sema, Seda, e, Nagihan oyunu kaybettiği zaman hep bir bahanenin altına sığınmaya çalışıyorlar. Yani siz neden bana topu söylemediniz? Neden topun yerini bana göstermiyorsunuz? Nagihan diyor ki ben düşünemiyorum sizin bana söylemeniz gerekiyordu. Yani hani... Orası bireyselse takım olarak bir şey yapmak istemiyorsan o zaman senin algıların o kadar çok açık olacak ki Senin beceri kabiliyetin o kadar iyi olacak kaybettiysen ben kaybettim kazandıysam da ben kazandım diyebiliyor olman lazım Ben orada sadece Sema'nın ağır söylemine çok takıldım ve Merve'nin sessiz kalışına Diyor ki Merve tutamadı <laughs> Merve'yi ön plana atıp kendini atamadıklarını söylemiyor bir oyun sonra, bak bir oyun sonra hemen kazanılıyor bir oyun. O sırada Nagihan e, Kaleci pozisyonuna düşünelim, öyle yorumlayalım. Diyor ki Nagihan kazandı, yani o tuttu da yaptı. Peşinden kendisi çıkıyor oyuna, oyunu kaybediyorlar. Kaleciyken kaybediyorlar. E diyorsun ki Merve niye böyle böyle sallayarak tutmuyorsun? Yani e, bana yardımcı olmuyorsun. E, Aynı sanı sen yaptın ama senin takımın mağlup oldu. Sen kaleciydin, yapamadın. Hani ne yapmıştı? Dörtte bir. Dörtte bir yaptığı oyunların hepsinde Sema'nın mazeretleri var. Hem de sürüsü Devamlı bir mazereti var. Yok ki karşı bençte problem var. Yok kendi takım arkadaşlarında var. Yahut da parkurun iyi gelmemesinden takım ona bençten yardım etmemesinden devamlı evet. bir mağduriyet durumunu söylüyor. Ama bir gerçek var Sema. Eskisi gibi değilsin artık. Oyunlarda bir nagihan gibi Ön plana çıkamıyorsun. Şu andaki erkekler için e, Anıl gibi, e, Batuhan gibi çık. Oyunları al. Ondan sonra konuşma hakkın olsun. Ya söylediklerini bir dakika sonra sen yapamıyorsun. Söylediğin lafla tezatı düşüyorsun. Sema'nın şeyi merak ediyorum. Mesela şimdi performansı birleşmeden önce 63-64'tü. Şu an e, 60'a düştü. Çünkü birleşmeden sonra bir alıyor bir veriyor %50'lerde. Evet. Sistema birleşmeden sonra daha bir gergin görüyoruz ya be, evet. olayların içinde evet. falan. Oyun kaybettiği için mi gergin yoksa gergin olduğu için mi oyun kaybediyor? Bunu mesela merak ediyorum. Doğru bir yerden. Güzel bir Yani yerden. gerçekten çünkü çok enteresan. Daha gergin, evet. daha agresif, daha e, şey, e, sert söylemlerle bulunuyor. Sert bulunurdu. böyle. Ama bir yani oyunlarda kaybediyor. Oyunu, hangisi hangisi için? Tetikliyor? Oyunu kaybettiği için gergin. Adada gergin Adada gerginliğini görüyor musun? Yok. Bench'te işte, ee, o takım galipken gerginliği mesela dün bayrağı kazandılar, zamanın gerginliği var mıydı? Yoktu. Tabi, oyunu kaybettiği için gergin. Olabilir. Kaldı ki burada artık iletişimi de alıyorsun. Ben hep onu düşünürüm. Bir anne olarak, bir baba olarak e, çocuklarından, ailesinden e, haber alamazsan sıkıntı yaşarsın. Ne zaman iletişim, gibi. akşam dedi ki. Efendim? Ne zaman iletişim? Hayır, hayır. Artık yavaş yavaş iletişim ödüllerini alıyorsunuz, abi. konuşuyorsunuz e, Acun çocuklarınızla bile konuşma iznini vermiş. Hani orada da bir sıkıntı yok. Gerginliğin hadi oraya hmm. olduğunu düşünelim. Öyle bir durumun da yok. Yavaş yavaş da artık hani kadınlarda bir kemik kadrosunuz. Olmuşsunuz yani. Karşı tarafı yenebilecek bir kadro. Görüntüsü veriyorsunuz. Niye gerginlik olsun? Kaldı ki burada kendi takımınla niye kavga eder insan? Merve ile niye kavga ediyorsun? Yeri geliyor Nagihan ne ediyorsun? Geri geliyor diğer arkadaşlarına bir şekilde sunuyorsun. Kaybettiği zaman Sema gergin. Kazandığı zaman hiçbir şey yok. Ya bir de o zaman da liman. Evrime kaybetti, Yağmura kaybetti. Şimdi aslında kolay diye seçiyorsun ya bir yerde. Evrim ben yenebilirim, Evrim'den her türlü önde gelebilirim ya da Yağmur'dan çok daha iyiyim diye bir düşüncesiyle seçiliyor aslında. Ve onlara da kaybedince ekstra bir sinirli oluyorsun. Bir başkasının yüzünden kaybettim. Aslında ben kötü değilim demek istiyorsun. Aslında Sema bu değil. Evet. Sema önceki senelerde bunu yapmazdı. Bu sene Herkes bunu yapmaya başlayınca Sema dedi ki en güzel yol buymuş ya. Ben de buradan yükleneyim. Nazire türeteyim. Ondan dolayı kaybettik. Felsefesini gideyim dedi. Bu olaylar böyle geldi. Yoksa Sema'nın kaybettiğinde çıkar. Evet ben kaybettim derdi. Rakibini tebrik ederdi. O tekrardan oyuna motive olurdu. Ama bu sene öyle bir şey yok. Bu sene bir de çok var lafını böldüm. Hiç önemli. Survivor'ın kitabı baştan yazılıyor. Yani bu kadın erkeğin ayrı oynaması oyunlarda bence bütün sistemi değiştirdi. Yani oylama sistemini değiştirdi, sana. adı da insanların beraber vakit geçirme olayını değiştirdi, oyunlarda hesap sormayı değiştirdi, performans yüzdelerini, her şeyi her şeyi değiştirdi. Evet. Yani e, olumlu mu oldu, olumsuz mu derseniz bu sistem kadın şampiyon çıkmasını tetikler mesela. Kesinlikle. Çünkü bir kadın da kahraman yapıyor. Evet. Şey olarak evet, evet, yani evet. bir gündem yapıyor, şey yapıyor. O yüzden diyorum bu sene bir kadın şampiyon çıkabilir büyük ihtimalle önce çıkacak. Finalde bir ben kadın kesin olur. Bak kesin diyorum. sonra ben Koltuktan de ben de ben de ben de. Ama final öyle bir şey ki karşında kim olduğu en önemli şey. Hep söylüyorum. Yani e, atıyorum mesela diyelim ki Yağmur mu finale çıktı? O ise ona farklı bir yüzde veririm. Anıl'la ise farklı bir yüzde, Adem'le ise farklı bir yüzde mesela. O evet. şey çok önemli. Kimle çıktığım finalde. Çünkü onun geçmişe Survivor kazanıp kazanmaması, o güne kadar yaptığı şeyler hepsi orada böyle devreye giriyor. Seyirci bu mu bu mu noktasında daha böyle şey bir karar verebiliyor muhasebeye. Peki şimdi birer cümleyle hızlıca sizden. Bu akşam sizce kim eğlenecek? Barış, Gizem, Perviz, Ayşe arasında. Damla ee, sence kim? Ben Perviz ve Gizem arasındayım ama olasılık olarak sanki %60 Perviz. Hakan hemen sen. Ben ee, ben. Yani onlardan başla. Yok yok. iki kişiyi direkt eliyorum. Gizemle Ayşe'yi. Bence bu akşam ya Perviz elenir ya Barış. Kemal abi sizce kim? Barış'a. Ben de Perviz evet. diyorum. Evet, bakalım hepimize sürpriz olacağız. Evet Hakan sen çok iddiasın çünkü barış dedin. Barış olabilir. Perviz tamam. Tamam göreceğiz yarın. Bakalım bu akşam adaya <laughs> barış kim özeri. veda edecek. Barış gizem Perviz Ayşe arasında. Bakalım Hakan bir iddialı açıklamada bulundu. Tutacak mı? Hep beraber yarın seyredeceğiz. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bizden hemen sonra günlük canım dizimiz. <laughs> canım annem var görüşmek üzere. Diziyi çok seviyorum da ondan.